Herkese merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yine güzel bir pazar gününde bir aradayız, birlikteyiz. Hatta bugün çok değerli kuzenim var. Kendisi Bursa'dan geldi. Merhaba. Yani böyle Bursa'dan geldi, bana bir nargile içirmedi demesin diye böyle güzel bir konsept hazırladık. Yani yere oturduk, kadroca da güzel bir şekilde sıralım diye. Ne içiyoruz? Yani kuzenimin şu an içtiği aromanın içerisinde üzüm, yaban mersini, ondan sonra Four Season yani portakal, limon, lime, ondan sonra bir de Everest aroması var. Şu an benim içtiğimde ise ne var? Light gum var, ondan sonra şeftali ve Arap sakızı var. Şöyle lüleleri de göstereyim, lülenin içinde ne var? Üzüm, ondan sonra blueberry, Four Season ve Everest aroması var bu lülemizin içinde. Şöyle diğer lüleyi de göstereyim. Bunda ne var diyecekseniz, bunda light gum var. Ondan sonra Arap sakızı var, Virginia ve şeftali var. Bu benim lülem olacak. Bu da amcaoğlumun lülesi olacak. Şöyle biz hatta biraz da çektik nargileden. Hatta biraz daha dumanlanalım. Kahveyi de soğutmadan. Yani bir pazar gününde böyle gerçekten güzel ve farklı nargileler eşliğinde hem keyifli bir sohbet edelim hem de içtiğimiz aromaları da bir tanıtmış olalım, öyle söyleyeyim. Yani can alıcı iki nokta var. Yani benim şu an içtiğim nargilede kesinlikle Arap sakızı can alan nokta, onu söyleyeyim. Kuzenimin içtiği aromada da Everest var. Yani Everest diyeceksiniz ne? Şöyle bir açalım, koklayalım Everest'i. Koklasan ne gibi kokuyor? Sanki böyle çok hani nane, fresh, çok keskin aynen. Bir nane var ama aynen. Biraz da baharat kokusunu andırıyor değil mi? Baharatlı aynen. Sanki böyle nasıl diyeyim, kakule gibi. Çok keskin ve hani buzlu bir baharatlı kokusu var. Yani kesinlikle zaten sen içerken de anlayacaksın. Şimdi bir lüleler de ısınsın şöyle. Biraz daha alalım nargilelerden. Yani ben kendi içtiğim aroma için şunu söyleyebilirim. Hani light gun kesinlikle zaten artık birçok kişide de var, öyle söyleyeyim. Yani çok şekerli ve hani tatlı falım gibi bir yakıştırma yapıyoruz. Genelde herkes o şekilde söylüyor. Yani light denilmesinin sebebi de birçok kişinin, yani nargile içmeye yeni başlayan insanların bile gerçekten hani içebildiği bir aroma olduğu için light gum adı var. Yani light gum'ın şekerli tadı var. Ondan sonra Arap sakızını da bir açayım. Sana da koklatayım kanka. Yani bildiğin Arap sabunu gibi kokmuyor mu? Aynen. Hani halı yıkarlar ya hani şey sarı sabunlar aynen. Olur. Aynı. Yani Arap sabunu gibi kokuyor. Bu light gum'la birleşince böyle çok daha sofistike bir hani sakız tadı vermiş. Biz ne yaptık? Bir de bunun içine şeftali attım ben. Yani markasını da söyleyeyim. Fakir şeftali kullanıyoruz şu an. Lüle'de olan. Yani üçü böyle birleşince sakızın soft tadının yanında çok hafif de bir şeftali tadı alıyorum ben. O da böyle bir ince iced şeftali gibi geliyor. Bir de buzlu markuç olunca sanki böyle soğuk şeftalili çay içiyormuşum gibi çok hafif de hani soft bir sakız tadı var açıkçası benim nargilede, öyle söyleyeyim. Birazdan döneriz zaten. Yani gerçekten içim olarak da gayet rahat. Dediğim gibi fresh olmuş. Şeftali %30 kadar var içerisinde, geri kalanı sakız, Arap sakızından çok az var. Yani en çok kullandığım light gum, light gum'un kesinlikle şeftali ile çok güzel bir birleşimi var. Bu aromanın, bu lülemin içerisinde en azından. Hani sen ilk çektiğin zaman, ilk hani böyle çok net bir şekilde söyleyebileceğin tat ne? Senin lülenin içerisinde. Nane zaten kesinlikle geliyor. Nane. Nane çok net. Hem Everest'in nanesi bir de çok az da normal nane var. Onu da söyleyeyim. Yani normal bir naneyi de alırsın. Çünkü lüleyi de gösterdim ben size. Yani lülede hatta lüleyi hazırladıktan sonra bir hani dedim bakalım ne var ne yok diye koklattım. Evdekileri de koklattım hatta, öyle söyleyeyim. Nane biraz bastığı için meyve tatlarının kokusunu dahi alamadınız zaten. Aynen. Aynen. İçerisindeki meyveleri söylemesem 10 tane meyve söylediler. Yani bir üzümü tutturdunuz. Bir de ne o? Yaban mersini tutturabildiler. Öyle söyleyeyim. 10 tane saydılar artık. Kalamberi mi saydınız? Bilmiyorum. Ya da aldınız da mı saydınız kokuyu? 2 tane meyveyi tutturdular yani.
tebrik etmek lazım. Sen de kanka bir çeksene, bir aldığın net bir tadı bize söylersen. İşte nanenin dışında ilk ağza gelen net. Net nane var da. Hı-hı. Ondan sonra arkasından portakalın tadı geliyor yani. Hafif bir limon da var. Hafif bir limon şey ya, bu Mazen'in for sezonunda bildiğiniz üzere şey var. Lime var, portakal var, limon var. Gösterdin ya, resminde gördün ya. Şu an hani burada yok. Getirmedik. Yani şey, lime'ı çok fazla ben de alamıyorum açıkçası. Tek içip de denedik ya dün akşam. Yani öyle ekstra bir lime yok ama kesinlikle burada mesela denettiğim kafelerde de çocuklara denettim mesela. Yani bir portakal baskın diyen çıktı, bir de limon baskın diyen çıktı. Hani o lime'ı böyle ekstra bir ayırt edilici bir tadı yok for sezonla Mazayan'ın, onu söyleyeyim. Ya portakalı fazla diyorlar ya da hani limonu biraz daha fazla diyorlar. Sen de hemen hemen aynısını söyledin. Aynen zaten. Öyle. Portakalı tercih etti. Öyle söyleyeyim kuzen de. Aslında hani değişeceğiz, birazdan değişeceğiz ama şöyle bir lüleler de ısınsın. Yani net bir tadı alalım, ondan sonra değişelim ki yani bizimki de damak zevki yani, değil mi, karışmasın. Yani öyle çok karıştırıp, hatta yani bir gün bir tane de Okan diye arkadaşımız var, ona da buradan selam olsun. Şey dedim, bir gün böyle yapmışlar, ortamı kurmuşlar 3-4 tane nargile. Bir ondan içtik Hasan diyor, bir ondan içtik. 3-4 tane nargileye döndük, bir de hani havada kapalı bir yerde içmişler. Diyor ki çocuk, böyle diyor beni diyor bir çarptı nargile. Yani diyor bakıyorum ama diyor boş bakıyorum diyor. Hani artık diyor öyle çok da karıştırmak iyi değil. Yani gerçekten iyi değil. Hem aynen, ondan sonra ne içtiğini affedersin ama çok fazla ayırt edemezsin. Ondan şöyle bir bakalım, ikinci közden sonra olmadı bir değişiriz. Aynen. Hani ben de bir şey söylemiş olurum. Sen de bu bizim yani bu lüle için bir şey söylemiş olursun. Yani bu aramayı yapmamdaki en büyük, hani bu lüleyi benim hazırlamamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi de yani sakızı kullanıyorlar. Sakızı nasıl kullanıyorlar? İşte çilekle kullanan var, muzla kullanan var. Yani sakız, soft bir sakız olduktan sonra hemen hemen bütün meyvelerle doğru orantılı karıştırırsan güzel gidiyor. E biz buna ne dedik? Biraz da Arap sakızı atarız. Arap sakızının yanında da şöyle güzel bir tatlı bir meyve koyalım. Şeftali koyduk. Sırıttı mı? Şu an için bana göre hiç sırıtmadı. Hani sen de içtiğin zaman zaten bakarsın. Hani şu an benim gerçekten lülede ısınıyor. Gerçekten hani duman keyfi olarak da gerçekten üst düzeyde yani. Sonuçta 3 tane farklı malzeme karıştırdık marka olarak. Yani o doğru şerbet oranını yakalayabilmek de bildiğiniz üzere en önemlisi karışımlarda. Yani kesinlikle yani şey, şerbet şıra olarak yani çok net oturmuş. Onu da söyleyeyim ben. Artık ikinci köze geçtik biz. Yani şu an benim duman yolum çok daha iyi. Hatta bugün mahallede de bir düğün var herhalde. Bir davul zurna eksikti. Ya tabii insanların da yani en mutlu günü. Ya bilmiyorum ne kadar yansıyor biliyor ya ama şu an bir davul zurna fonda geliyor. İnşallah telif yemeyiz. Bir de YouTube müziklere çok takılıyor ya. İnşallah telifli bir müzik değildir. Öyle de bir durum var. İnşallah rahatsız etmiyordur. Ediyorsa kusura bakmayın. Yani dediğim gibi insanların da en mutlu günü. Şimdi çıkıp bir şey edemediğimiz yok yani. Sabahtan da bir mevlüt vardı zaten. Mevlütte de hani biraz bekledik açıkçası, öyle söyleyeyim. Normalde daha erken girecektik videoya. Mevlüt olunca ya hem saygı babında biraz da bekledik. İyi oldu yani. Artık hani değişme vaktimiz geldi. Değiştik. Hani en güzel yerinde de sana verdim. Onu da söyleyeyim. Çok da değişmek istemiyordum aslında ama yani şu bu karışımada bir bakmış olayım. Böyle ben alayım biraz. Sen de bir ona bak istersen. Uzunluğu da coştu bu arada. Baya baya coştu. İnsanın aşağıya boynası geliyor. Yani benim bu nargileden ilk içtiğim, ilk dumanı aldığım zaman kesinlikle aldığım lezzet portakal limon naneyi andırıyor. Hani portakal limon nane içmişsinizdir. Yani her yerde var. Bütün kafelerde var hemen hemen.
ilk çekerken kesinlikle bu portakal limon nane tadı alıyoruz. Zaten dediğimiz gibi yani bunun içerisinde normal nane de var. Normal nanenin dışında Everest de var. Ama kesinlikle portakal baskın. Yani portakal limonu ben çok daha fazla alabiliyorum. Onun yazında hani üzümmüş. Ondan sonra ya ben Mersin'i kesinlikle aşağıda kalmış yani. Portakal limon kesinlikle çok baskın, onu söyleyeyim. Yani dediğim gibi portakal limon nane hissiyatı verdi bana ilk çektiğim zaman. Bayağı bir bol, gerçekten keyifli yani. Özellikle bu takım şu an hani Konya'ya göre çok daha iyi çalışıyor desem yani yeri var. Yani dediğim gibi gerçekten bu da çok yani meyve aroması olarak naneyi de gerçekten güzel bir nitelik oluşturmuş. Yani içimi de gerçekten çok daha fresh. Yani sakız şeftaliye göre çok daha fresh, çok daha rahat yani, onu da söylemek lazım. Aynen öyle zaten. Çok daha rahat bir şekilde içiliyor, onu da söyleyeyim. Değiştirince zaten zorlandım ben biraz. Yani sen, bu şu an bu takım Konya'ya göre biraz daha iyi çalışıyor, onu da söylemek lazım. Ya bu da güzel. Serinlik veriyor, bayağı serinlik veriyor. Biraz farklı oluyor ya, çok farklı oluyor. Şeftali, çok şeftali daha ağır burada bunlar. Yani %30 bir şeftali olmasına rağmen o sakızı yakalıyor yani. Sakızın içinde kendini sakız, kesinlikle belli sakız ediyor. Sakızı bastırıyor yani bayağı. Aynen öyle bir ses. Öyle yani. Yani güzel, keyifli bir pazar sohbeti oldu. Yani kuzenim de Bursa'dan geldi. Hani bizim konuşacağımız daha çok farklı mevzular var. Buraya yansımaması gereken. Öyle söyleyelim. Ya umarım beğenmişsinizdir. Güzel, keyifli, farklı nargileler hazırladık. Yine dediğim gibi yani Arap sakızı ve Everest eşliğinde diyelim. İkisinin de can alıcı noktası. Yani inşallah yine yakın zamanda güzel bir video olarak karşınıza gelirim. Öyle söyleyeyim. Yani herkese güzel ve hani keyifli bir pazar günü geçirmesini dileyelim buradan. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.